Bugün son derecede üzücü bir olay oldu. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının açılışında gündeme geçilmeden önce kamu görevlilerinin önünde Sayın Cumhurbaşkanı söz alarak son derecede terbiye dışı bir üslupla bana ağır ithamlarda bulundu. Şubat 2001 denilince bugün hemen herkesin aklına aynı şey gelir. Türkiye tarihinin yaşadığı en büyük ekonomik kriz. Yürütme olarak yaşamayı tamamen evinize almadınız dedi gayet sert bir üslupla. Yargıya müdahale ediyorsunuz. Buna ne hakkınız var? Başbakan olarak yargıya müdahale edemezsiniz. Bunu daha ayrıntılı olarak işledi bu temayı. Ve bunları söyledikten sonra sizin etrafınızdakiler size yanlış akıl veriyorlar dedi. Yani sadece beni değil, başında bulunduğum hükümeti, genel başkanı olduğum partimi, Demokratik Sol Parti'yi de itham etmiş oluyordu. Bu gibi çıkışları devam edince, bitti mi efendim dedim. Çünkü uzayıp gidiyordu konuşması. Bitmedi dedi. Onun üzerine ya orada kalıp askerlerin önünde, kamu görevlilerinin önünde tatsız bir tartışmaya girecektim. Veya yerimden kalkıp çekilecektim. Demek ki gocunacak yerleri var ki Sayın Başbakan'ın ve onun etrafındaki bakanların işte Türkiye'yi gördüğünüz bu duruma getirmiştir. Biz bugün %40 oranında daha fakirledik. Yani şurada gördüğünüz herkes bugün %40 oranında daha fakirleşmiştir. Ciddi bir tartışmaydı o. Beni çok rahatsız edici bir tartışmaydı. Ama onun anılarını depreştirmeyi doğru bulmuyorum. Ben onun gibi düşünmüyordum. Kendime göre bir teşhisim vardı o konuda. Ama Nalp'in bir an söylemek istemiyorum. 21 Şubat günü Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'le Başbakan Bülent Ecevit arasında yaşanan tartışma sonrası Cumhurbaşkanı Sezer, Başbakan Ecevit'e anayasa kitapçığı fırlattı. Ecevit toplantıyı terk etti. Başbakan basın mensuplarına açıklama yaptığında ise kimse bir gün sonra Türkiye'nin yaşayacağı kara tabloyu aklının ucundan dahi geçirmiyordu. Tabii ciddi bir krizdir bu. 21 Şubat 2001. Bir gecede TL'nin değeri %40 oranında düştü. Devletin borcu 29 katrilyon arttı. Büyük bir bomba düştü. Herkesler bir gün içinde servetinin %40'ını takriben yitirdi be. Aslında fıkara bizler bu şokla beraber yeniden %40 fıkaralaştık. Bu bir kader. Devlet çökmüş. Millet aç. Otur da cevap. Millet aç. Otur bir dakika. Ben senin arkadaşın değilim bir kere. Hadi sen gazeteci misin? Gazeteci. Çık. Son derece ümitsizim ve Türkiye'de yaşadığım için artık çok pişmanım. Yani etrafa bakıyorum, dışarıya çıkılacak bile bir durum göremiyorum yani sebep. Ne yapacağız bilemiyorum artık. Allah sonumuzu hayır etsin yani. Hiçbir çıkış yolu göremiyorum ben şahsen. Şu anda ben boş geziyorum. Çocuğumla beraber iş arıyorum. Şayet bulursam çocuğumla beraber birlikte çalışacağım. Gecelik faizler %7500'e fırladı. Merkez Bankası'nın dalgalı kur kararıyla 670 bin lira olan dolar 1 milyon lirayı aştı. Borsa dibi gördü. Daha önce böylesi yaşanmış mıydı? Hayır. Hiçbir zaman yaşanmadı. Bu en büyük 94 krizinde bile yaşanmadı yani. Bu kadarı ilk defa. Gene faizlerin çok çıktığı dönemler oldu ama bu kadarı ilk defa oldu, evet. Borsa dalgalanmaya bırakılan döviz kurları, faizler ve diğer tüm ekonomik enstrümanlar adeta türbülansa geçmiştir. Şu yaşadığımız olayların getirdiği hasarın boyutlarını ve derinliğini henüz tam olarak bilemiyoruz. Ama maliyetin hem ülkemiz için hem de tüm milletimiz için oldukça ağır olduğu açıktır. Asıl büyük fatura vatandaşımızın devlete ve sisteme olan inanç ve güveninin sarsılması olmuştur. Dur, 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 dur. Dur, dur, dur.
Aklını oynatanlar var. Biliyorum, hep biliyorum. Perişan olanlar var. Bir bayram için bir şeker alamayan insanlarımız var. Çok rica ediyorum. Devleti bu ayıptan kurtaran Sayın Cumhurbaşkanım. Çıksınlar televizyonlara, halka desinler ki bak ne kadar iyi idare ediyoruz sizi. Ne kadar iyi idare ediyoruz. O kadar iyi idare ediyoruz ki dükkanlarınız kapandı. O kadar iyi idare ediyoruz ki fabrikalarınız kapandı. O kadar iyi idare ediyoruz ki 500 bin kişi işsiz kaldı. Desinler bakalım ne oluyor. Sayın Başbakanım, al ben bir esnafım. Ben bir esnafım. Çekin annen, hoca çekin. Binlerce iş yeri kepenk kapattı. Bazı bankalar batarken bazılarına da el kondu. Bugünkü mükerrer resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile yeni bankalar yasası uyarınca 5 bankanın sorumluluğu ve yönetimi Merkez Bankası'ndaki tasarruf mevduatı sigorta fonuna devredilmiştir. Bunlar Yurtbank, Ege Bank, Sümer Bank, Es Bank ve Yaşar Bank'tır. Tamam, biz hakkımız arıyoruz. Öldük ya. Hiç kimse ulaşamıyor. Nedir bu hal ya? Var mı bu memlekete hukuk, adalet? Tamam. Zaten bunlar para arıyor, yeni paralar, yeni bankalar batırılacak. Göreceksiniz. Uzun bir yoldan geldim, 18 saatlik yolculuktan. Çok sevinçliyim burada olduğum için. Sayın Başbakan Bülent Ecevit çağırdılar, görüşmek üzere, görüşeceğiz. Sayın Başbakan'la ve diğer arkadaşlarla görüşmeden herhangi bir şey söylemem doğru olmaz, onu siz de anlıyorsunuz herhalde. Fakat elden gelen yardımı tabii ki yapmaya çalışacağız. Ki krize kendi içinde çözüm bulamayınca çağrıyı Amerika'dan kurtarıcı ithal etmekte buldu. İyi akşamlar. Dünya Bankası'nın üst düzey yöneticilerinden Sayın Kemal Derviş'in hazineden sorumlu devlet bakanlığına atanması ile ilgili kararname imzaya açıldı. Ulusumuza hayırlı olmasını dilerim. Sayın Kemal Derviş'in ekonomik konularda ve uluslararası ekonomik ilişkilerde zengin bilgi birikimi ve engin deneyimi vardır. Yurdumuzdaki çalışmalarında da çok başarılı olacağını diliyorum. Tekrar kendisine başarılar diliyorum. Kemal Derviş, ekonomiden sorumlu devlet bakanı olarak meclis dışından atandı. Ve anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma, büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim. Türkiye, IMF'den yüklü miktarda borç alarak günü kurtarıyor, ancak geleceğini karartıyordu. Sayın Başbakan Bülent Ecevit çağırdılar, görüşmek üzere, görüşeceğiz. Sayın Başbakan'la ve diğer arkadaşlarla görüşmeden herhangi bir şey söylemem doğru olmaz. Kriz aslında benim sandığımdan, yani dışarıdan izlediğimden daha ağır, daha derin bir kriz olarak ortaya çıktı. Bunun da temel nedeni bankacılık sektöründeki gizli sorunlardı, yani birikmiş sorunlardı. Bunda gözükmüyordu rakamlarda. Çoğu vardı. Fakat ancak kriz patladıktan sonra ve biz olayı yani yerinde inceledikten sonra işin bu boyutunun ne kadar önemli olduğunu görebildik. Maliye ve para politikasını içeren programın genel çerçevesi üzerinde Uluslararası Para Fonu ile mutabakata varmış bulunmaktayız. Koalisyon ortağı her üç partinin liderlerinin de Uluslararası Para Fonu ile imzalanmış olan programa bağlılıklarını bizzat onlardan dinlemiş oldu. Bu konuda tam bir destek olduğunu, tam bir dayanışma içinde bulunduğumuzu bizzat genel başkanların kendilerinden dinlemiş olduğu Sayın Fischer. Derviş ve politikalarının Türk ekonomisi için çare olamayacağı kısa bir süre sonra anlaşılacaktı.